Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videoda sizlere Tetris'in ikinci videosunu çekiyorum. Ne yapacağım bu videoda? Önceki videoda T şeklinde Tetris minderi yaptım. Örnek bir tane olarak video için. Bu videoda da kare olan minderi yapacağım. Kare için minderin bir tane parçası hazır. Süngeri yani. Tabii ki. Yine koltuk süngerinden yapıyorum elimde olduğu için. Tabii bunun pekiştirilmiş halini, yani ben sizin videonun dışında, bunların hani şu an size gösterdiğimin dışında da fazladan yapacaklarımı, belki bir sonraki videolarda hatta yapacağım minderleri içine elyaf, normal elyaf ve fire olan kumaşlarla dolduracağım. Elyaf hissiyatı verecek şekilde. Yani şu an yine süngerle devam ikinci mindere de. Bu da zaten son sünger için. Süngeri de bitirmiş oluyorum bununla beraber. Onun haricinde burada yine aynı renkte kumaşım var. Bu yine parlak kumaş. Şöyle kare şeklinde kesildi. Kestim yani. İki tane yüz zaten olacak bunun böyle. Yanı yine işte 22 santimlik yükseltiye sahip. Yaklaşık da 44 santimlik bir genişliğe sahip şu şekilde. 22 dikine 44 de şu an hani şu şekilde olacak. Buna yapacağım. Zaten görürsünüz videonun içeriğinde. Bunu izleyerek de siz de evinizde ya da herhangi nerede artık yapmayı uygun görürseniz orada istediğiniz gibi izleyerek bilgi alıp siz de yapabilirsiniz. Evinizde kullanabilirsiniz. Güzel bir oda dekorasyonu ya da ofis dekorasyonu olarak kullanılabilen bir eşya olur. İsterseniz videoya geçelim. Şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Ne yaptığımızı kısaca açıklayalım yine. Bu videoda Tetris minderlerimizin ikinci bölümüydü. Bu sefer kare minderimizi yaptım. Kare minderde nasıl yaptım? Bir tane şöyle söyleyeyim, hani kısaca açıklayayım, öncekinde belki açıklamayı unutmuşumdur. 22 santim şu şekilde bir yükseltisi var. Burası iki tane küp şeklinde gibi düşünürseniz 22 22 44 olarak böyle, 22 böyle. Şöyle çevirirsem de size, burası da kare boyutunda olduğu için 22, iki tane 22'den 44 44, yani 44'e 44 22 44 şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunlara şu dik olmayan, yani şu kareye kenarına denk gelen yerlere çift dikiş. Hatta gerekirse siz üçüncü bir dikiş daha atabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Şunları da içinden diktim. Şu kenarları zaten videoda görmüşsünüzdür. Onlara da iki ya da üç dikiş attım arkadaşlar. Kısa geldiği için de şuraya bir parça daha eklemek zorunda kaldım. Bu şekilde bir bilgi vermek istedim arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Fikirlerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma halen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.